İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Cephede gergin durum. Yerevan 8 yeni mayın tarlası haritasını Bakü'ye devretti. Fransız antifaşist direnişinin lideri. Cavaktan haberler. Biz yer biziz. Ermeni satrançı İran'daki uluslararası turnuvanın galibi. Stepanagert'teki vandalizm vakaları. Doğu Ermenistan Savunma Bakanlığı 13 Şubat günü saat 5.30'dan itibaren Bakü Silahlı Kuvvetleri Birlikleri'nin Nerkinant bölümündeki Ermeni mevzileri yönünde saldırı silahlarıyla ateş açtığını ve bunun sonucunda ilk verilere göre Ermeni tarafına 4 şehit ve 1 yaralı bulunuyor. Doğu Ermenistan Savunma Bakanlığı ayrıntılı açıklamada bulunacaktır. Bakü Mayın Temizleme Dairesi Yerevan'ın 8 yeni mayın tarlası haritasını naklettiğini bildirdi. Artsak'ın işgal altındaki topraklarından bahsediyoruz. Ancak kurum kayıtların doğru olmadığını ve eski iletişim hattı bölgelerinden gelen verileri içerdiğini söylüyor. Bunlar esas olarak işgal altındaki Karvacar bölgesinin mıraf Sıra Dağları çevresindeki mayınlı alanları içermektedir. Ocak ayının sonunda Doğu Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisinin Arsah topraklarındaki mayın tarlalarına ilişkin 8 yeni haritanın çalışma kanalları aracılığıyla Azerbaycan tarafına aktarılacağını duyurduğunu hatırlatalım. Bunların kopyalarının uluslararası ortaklara devredileceği de belirtilmişti. Kurtuluş ordusuna gönüllü olarak katıldım ve şimdi hedeflerimin tek bir adımını bile gerçekleştiremeden ölüyorum. Ölümüm anında Alman halkına veya başka kimseye karşı hiçbir nefretim olmadığını beyan ederim. Misak Manuşan, İkinci Dünya Paylaşım Savaşı sırasında Fransız antifaşist direnişinin liderlerinden biriydi ve kadrosunun çoğunluğu Macaristan, Romanya ve Polonya'dan göç eden askerlerden oluşan grubuna liderlik ediyordu. Grubun üyelerinin çoğu Ermeni ve Yahudilerden oluşuyordu. Manuşan, 1906 yılında Batı Ermenistan'ın, Türk Ermenistanı'nın Adıyaman şehrinde doğduğu ve Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit'ten sağ kurtuldu. Soykırım Armenosit sırasında ebeveynleri öldürüldü. Yetimdi. Lübnan'da bir yetimhanede bırakıldı. Ardından kardeşiyle birlikte Fransa'ya geldi. İkinci Dünya Paylaşım Savaşı'nın başlamasından sonra hapsedildi. Ardından serbest bırakıldı ve ardından direniş hareketine katılarak genç Ermenilerden oluşan bir mangaya liderlik etti. Manuşan ve savaşçılarının gerçekleştirdiği saldırılar onun adını hem örgütü saflarında hem de naziler nezdinde önemli hale getirdi. Grubun Ermeni lideri olarak anılan kırmızı poster teröristleri listesine dahil edildi. Manuşan naziler tarafından tutuklandı ve idam edildi. Cavaktan Haberler Cavahta kızamık vakaları kaydedildi. Vaçyan köyündeki anaokulu karantina nedeniyle kapatıldı. Anaokulu öğrencileri arasında kızamık vakaları bildirildi. Okul öncesi kurum 16 Şubat'a kadar geçici karantina altında tutulacak. Köy anaokulu Cavak Halk Sağlığı Merkezi'nin emriyle kapatıldı. Anaokulunda iki çocukta kızamık vakası bildirildi. Her iki çocuk da aynı ailedendi. Ahalkalak Halk Sağlığı Merkezi'ne göre diğer çocuklarda kızamık hastalığına rastlanmadı. Biz yer atlarımızla biziz. Batı Ermenistan'da Harbert bölgesinin Akın şehrinin kısa bir mesafe doğusunda Sarin Sub Sarkis Yüksek Dağı yakınında bulunan Zorak köyünün adı Türkler tarafından Sorak olarak değiştirilmiştir. Kars eyaletinin Kazvan bölgesinde Sarıkamış köyünün 30 kilometre güneybatısında Horasan'ın aynı uzaklıkta doğusunda Horasan ili sınırında 1878 yılına kadar varlığını sürdüren Dizahank köyü bulunmaktadır. Batı Ermenistan'ın Karın vilayetinin Horasan vilayetinin bir parçası olarak Berlin Antlaşması'nın imzalanmasının içerisinde bulunuyordu. Türkler bunu kendi telaffuzlarına uyarlayarak Stahan olarak değiştirdiler. Batı Ermenistan'da Karin şehrinin 12 kilometre kuzeyinde Karin'in Şampatlı göletin kuzeydoğu tarafında bir zamanlar başpiskoposluk olan Zittahoh köyünün adı Sıdavuk, Zittavuk olarak değişti. 1895'te Türklerin düzenlediği Ermenilere yönelik katliamları sırasında sadece Karin vilayetinin tamamındaki Zittahoh köyü kahramanca meşru müdafaa direnişi gösterebilmiş ve katliamdan geçici olarak kurtulmuştur. İran'ın Reş kentinde düzenlenen 20. Hazar Denizi Uluslararası Satranç Festivali adlı Uluslararası Satranç Turnuvası sona erdi. B grubunda Doğu Ermenistan temsilcisi Radik Abrahamyan 11 üzerinden 10 puan alarak birinci oldu. Radik Uluslararası ratingini de böylece 176 puan artırmış oldu. Turnuvanın A grubunda büyük usta Levon Babuchian 9 üzerinden 6 puan alarak 5. sırada yer aldı. Azerbaycan'ın Ermeni tarihi ve kültürel mirasının zimmete geçirilmesi ve yok edilmesine yönelik devlet düzeyindeki vandalizm politikası işgal altındaki Artsax'ta katlanarak büyümeye devam ediyor. Haykın Kültür Ombudsmanı Hovik Avanesov bu kez Stepanakert'teki vandalizm vakalarına karşı uyarıda bulunuyor. Azerbaycan'ın Real TV kanalı işgal altındaki Stepanakert'ten bir videoyu 4 Şubat'ta YouTube platformunda yayınladı. Videoda yapılan ön incelemelerde Stepanagert'in Hekimyan semtindeki Surpagop Kilisesi'nin haçının kaldırıldığı, avludaki haçkarın da eksik olduğu görülüyor gelecekte başka bilgiler olması durumunda ek bir duyuru yapacağız. Temeli Eylül 2005'te atılan kilisenin inşaat çalışmaları 6 Mayıs 2007'ye kadar yaklaşık bir buçuk yıl sürmüştü. 6 Şubat'ta Facebook kullanıcısı Mahitar Karabetyan, Facebook kullanıcısı Rafik Mehtiyev'in kendi sayfasında işgal altındaki Stepana Amiral İsakov'un büstünün kaybolduğu başka bir video yayınladığını bildirdi. Garabetyan bunun Telegram kanalında da yayınlandığını sözlerine ekledi. İlgili izlenimlerden Rafik Mehtiyev'in söz konusu videoyu 30 Ocak'ta yayınladığını öğrendik. O videoda Stepanagert'te Amiral İsakov Caddesi'ne yerleştirilen kahramanın büstünün de Azerbaycan'ın devlet düzeyinde gerçekleştirdiği kültürel soykırımın kurbanı olduğu açıkça görülüyor. Arçax Kültürel Mirasının Korunması Kamu Konseyi STK'sı Başkanı Sergey Şahbertjan Stepanagert'teki yeni bir vandalizm konusunda alarma geçti ve Facebook sayfasında Azerbaycanlılar tarafından yıkılan Aleksandr Miyasnikyan heykelinin fotoğraflarını yayınladı. 9 Şubat'ta Ararat Telegram kanalı işgal altındaki Hadur'da gerçekleşen başka bir saygısızlığın fotoğrafını yayınladı. Arçax'taki Hadrut'un tarihi Dizak bölgesinde Surparut'un kilisesi avlusunda bulunan keşişlerden birinin mezar taşı işgalciler tarafından saygısızla uğratıldı. Bütün bunlar Bakü rejiminin Artsak'ın tarihi ve kültürel mirasını yok etme politikasının devlet düzeyinde bir politika olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Arpi tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı tamzaratdı eseri sunıyoruz Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.